Hayırlı akşamlar kıymetli dostlar. Yine sizlerle birlikteyiz bir Risale sohbetinde. Hatırlayacaksınız geçen hafta sünnet-i seniye konusuna başlamıştık. Yüz şehidin ecri nasıl kazanılır diye bir başlık atmak suretiyle sizlerle sünnet-i seniyeyi lemalardaki 11. lemayı paylaştık. Paylaşmaya başladık. Şimdi bu programın ikincisini yapıyoruz. Çünkü sünnet-i seniye meselesi biraz uzun bir mesele olduğu için bir programda tamamlamamız mümkün oldu. Bugün ikinciyi yapacağız. Üçüncüyü yapar mıyız, yapmaz mıyız? Yetişmeyeceği belli ama artık onu bir aylık bir süremiz var. Bu süre içerisinde bakalım Cenab-ı Hak bizlere ne gösterecek bu akşamki programımıza isterseniz başlayalım. Evet, 5. nükleyi, 11. lema 5. nükleyi en son paylaşmıştık. Şimdi 6. nükleden kaldığımız yerden birlikte devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. 6. nükte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. Küllü bid'atın dalaletin ve küllü dalaletin finnar. Bütün bid'atlar dalalettir ve her dalalet cehennem ateşindendir. Cehennem. Evet, ciddi bir tehdit. Bütün bid'atlar dalalettir ve her dalalet cehennem ateşindendir buyuruyor Peygamberimiz. Ne demek? Yani Bismillahirrahmanirrahim. El yevme ekmeltu leküm dinekum. Leküm dinekum. Yani Cenab-ı Hak bugün sizin dininizi kemale erdirdim diye ayet-i kerimeyle tespitte bulunuyor. Bu sırla havaid-i şeriatı gahra. O şeriatın, parlak olan şeriatın kanunları, kaideleri ve desatiri sünnet-i seniye ve sünnet-i seniyenin düsturları tamam ve kemalini bulduktan sonra tamamlandıktan, yani din, şeriat tamamlandıktan ve kemalini bulduktan sonra yeni icatlarla o düsturları beğenmemek veyahut haşa ve kella nakıs görmek hissini veren bid'aları icat etmek dalalettir, ateştir. Demek ki din, şeriat ve sünnet-i seniye Cenab-ı Hakk'ın kelamıyla sabittir ki artık kemalini bulmuştur. Bu sadece Peygamberimizin getirmiş olduğu dinin kemal bulması değil, Hazreti Adem'den başlayan ahir zamana kadar beşeriyetin, insanlığın gelişmesiyle birlikte kademe kademe tesis edilen ve kemale doğru giden sosyolojinin kemali gibi ona paralel bir surette dinin de kemal bulması, bir kemal yolculuğu söz konusu. Peygamberimizle birlikte vahyin gelmesiyle, Kur'an'ın gelmesiyle hem Peygamberimizin getirmiş olduğu şeriat hem de Hazreti Adem'den ahir zamana kadar giden dinin kemal bulma süreci tam noktaya gelmiştir, kemale ermiştir. Bu ne demektir? Bir şey kemale erdikten sonra ondan daha iyisi, ondan daha güzeli söz konusu olamaz. Çünkü bir şeyin kemalinden bahsediyoruz. O kemalin dışında ona bir şey getiriliyorsa muhakkak bilinmesi gerekir ki o bir nakıslıktır, bir eksikliktir. Sadece onu getiren insanların nazarında bir problem vardır. Oradaki kemali göremedikleri için sanki kemalde olan bir dini teşdid ediyor yahut daha iyisini getiriyormuş gibi buradaki ifade yeni icatlarla o düsturları beğenmemek bu hissi veriyor. Çünkü hani beğeniyorsanız onun yerine herhangi bir şey koyma ihtiyacı hissetmezsiniz. Veyahut haşa ve kella nakıs görmek, eksik görmek, noktan görmek ki bu da çok açık bir surette bir dalalet olduğunu gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'ın kendi kelamıyla artık kemale erdirdiğim dediği bir dini beğenmemek herhalde o dinden nasibinin noksan olması diyelim, hadi olmaması demeyelim de ciddi manada bir noksaniyeti gösterir ki işte dindeki bu yeni icatlara bid'a denilir ve bu hissi veren bid'aları icat etmek dalalettir, ateştir. Sünnet-i seniyenin meratibi var. Peki nedir dalalet olan, dalalet olmayan? Hangi hususlar
nasıl anlamamız gerekir? Burada Bediüzzaman Hazretleri Sünnet-i Seniyye'nin mertebelerini, adeta kısımlarını tasnif etmek suretiyle bize anlatıyor. Sünnet-i Seniyye'nin meratibi var, mertebeleri var. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez. Yani bu farz anlamındadır. Çünkü Sünnet-i Seniyye dediğimizde sadece farzların dışındaki kısmı kastetmiyoruz. Peygamberimiz Allah'ın emirlerini, farz olan emirlerini en mükemmel ve ilk olarak herkesten önce tatbik eden kişi olduğu için Cenab-ı Hakk'ın farz olan emirleri de aynı zamanda sünnet-i seniyedir. Yani sünnet-i seniye peygamberimizi taklit etmekse onun yaptıkları, onun sözleri, fiilleri, davranışlarından ibaretse herkesten önce farzları tatbik eden olduğu için farzlar da aynı zamanda sünnet-i seniye hükmündedir. Demek ki bir kısmı vaciptir. Bizim farz olarak nitelendirdiğimiz zorunlu anlamına gelir vacip. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez. O kısım şeriat-ı garrada tafsilatıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır. Onlar Kur'an'ın muhkematıdır. Değiştirilmesi düşünülemeyecek aitleridir, kurallardır. Hiçbir cihette tebettül etmez. Hiçbir cihette değiştirilmesi düşünülemez. Çünkü adeta onlar dinin direkleri hükmündedirler. Bunlar farzdır. Mesela namazın 5 vakit farz olması gibi. Bunu 3 vakit yapsak, 4 vakit yapsak, 7 vakit yapsak gibi bir şey. Muhkemat olan bir mesele de artık tartışma söz konusu var. Namazı şöyle hayır olmaz. Orucu yahut zekatı hayır. Bunlar muhkemat kısmındadır. Bunların üzerinde yorum bile yapılamaz. Bunlar tafsilatıyla anlatılmış. Gerek Kur'an'da, gerek sünnet-i seniyede, gerek fıkıh alimleri tarafından bütün tespitleri yapılmış. Muhkemat olan hususlara dokunulması söz konusu olamaz. Bu noktalara dokunmak insanı zaten dinden çıkarır. Evet, bir kısmı bu muhkemat olan farz nevinden olanlar dışında, bir kısmı da nevafil nevindendir. Yani nafileler nevindendir. Nevafil kısmı da iki kısımdır. Demek ki nafileler kısmı da iki kısma ayrılıyor. Bunlardan bir kısmı ibadete tabi sünnet-i seniye kısımlardır. Yani ibadete bakan sünnet-i seniye ile ilgili kısımlardır. Onlar da şeriat kitaplarında beyan edilmiş. Onların tayiri bid'attır. Onların değiştirilmesi bid'attır. Diğer kısmı sünnet-i seniyenin nafileler kısmından olan ikinci kısmı ise adab tabir edilir. Edep anlamına gelir. Adab tabir edilir ki siyer-i seniye kitaplarında zikredilmiş. Onlara muhalefete bid'a denilmez. Bunların ne olduğunu az sonra burada izah edecek. Onlara muhalefete bid'a denilmez. Fakat adab-ı nebeviye bir nevi muhalefettir ve onların nurundan ve o hakiki edepten istifade etmemektir. Bu kısım ise örf ve adat muamelat-ı fıtriyede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tevatürle malum olan harekatına ittiba etmektir. Mesela söylemek adabını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi halatın adabının düsturlarını beyan eden ve muaşerete taluk eden, yani sosyal hayata bakan çok sünnet-i seniyeler var. Bu nevi sünnetlere adab tabir edilir. Demek ki nafilelerin farz sünnetleri önce farzlar ve nafileler diye ayırıyoruz. Nafileleri de ibadete bakan kısım, örf ve adaba bakan kısım diye ayırıyoruz. Sünnetin farz olan kısmını zaten muhkemattan olduğu için dokunulmaz söz konusu olamaz. Nafileler kısmında olan ibadet kısmına bakan sünnet-i seniyelerde tayir etmek, onlar bid'attır. Örfe bakan, adaba bakan, sosyal hayata, muaşerete bakan, yemek, içmek, söylemek, uyumak gibi
bir kişinin fıtri, gündelik hayatı içerisinde yaptığı hareketler ki bunlar adab tabir ediliyor. Bunlara muhalefet bid'a olarak tarif edilmiyor, bid'a denmiyor. Ama bunlara muhalefet edildiği takdirde de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın o adabından, o edebinin nurundan ciddi manada mahrum olmayı gerektiriyor. O nedenle bid'a değildir diye, bunlara muhalefet bid'a değildir diye bunlara uymamak yahut bunları küçümsemek de ayrı bir problem. Bu anlama gelmiyor. Evet, demek ki söylemek adabını gösteren ve yemek, içmek ve yatmak gibi halatın adabının düsturlarını beyan eden ve muaşerete talip eden, sosyal hayata bakan çok sünnet-i seniyeler var. Bu nevi sünnetlere adab tabir edilir. Fakat o adaba ittiba eden, o adaba yani Peygamberimizin o davranışlarına ittiba eden, uyan, o noktalarda da Peygamberimizi taklit eden, onun gibi yaşamaya çalışan, onun söylediği gibi konuşan, onun yediği içtiği gibi, onun uyuduğu gibi yahut onun etrafıyla, arkadaşlarıyla, eşleriyle, çocuklarla münasebeti noktasında onu taklit eden kişi de buradaki ifadeyle, fakat o adaba ittiba eden adatını ibadete çevirir. Yani o gündelik adetlerini, gündelik davranışlarını ibadete çevirir. Bir su içersiniz, bunu bir yudumda değil de üç yudumda içtiğiniz takdirde Peygamberimize ittiba, sünnet-i seniye ittiba dediğinizde o sizin sıradan fıtri bir ihtiyacınızı gidermek hadisesi olan o sıradan davranışınız bir anda ibadete dönüşür. Peygamberimiz nasıl uyuduysa o tarzda uyumak insanın bir anda adatını yani gündelik davranışlarını ibadete çevirir. Ayrıca bu noktalarda da son derece büyük hikmetler olduğu da birçok araştırmalar neticesinde de zaten çıkıyor. Mesela sizinle hemen suyu 3 yudumda içmenin biraz da hekim olmam itibariyle kısacık bir hikmetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bizim susuzluk hissimiz, kandaki tuz konsantrasyonunun artması, su düzeyinin düşmesi ya da su volümünün azalması neticesinde bir insan beyninde yaratılan bir duygudur. Yani bir alarmdır aslında. Vücudun suya ihtiyacı var. Suyu ara, suyu bul, suyu iç diye bir alarm verir. Susuzluk hissimiz budur. Suya kavuştuktan sonra, suyu bulduktan sonra, suyu içtiğimizde su midemize gider ve hemen bizim susuzluk hissimiz kaybolur. Halbuki bu alarmın nedeni olan kandaki su tuz konsantrasyonu yahut volüm durumu değişmemiştir. 5 ile 10 dakika arasında bazen 15 dakikaya kadar uzayan bir sürece ihtiyaç vardır ki buradaki dengeleme yerini bulsun. Suyun mideden işte kana karışması için gereken süre. Ama bizim susuzluk hissimiz anında kaybolur. Neden anında kaybolur? Bizim midemizde Cenab-ı Hak volüm reseptörleri dediğimiz bir takım reseptörler yaratmış. Bunlar suyun vücuda geldiğini algılayıp beyne hemen mesaj gönderiyorlar. Vücudun ihtiyacı olan geldi. Artık bu alarmı, susuzluk alarmını kesebilirsin gibisinden bir mesaj gidiyor. Şimdi işte 3 yudumda içmenin hikmeti burada başlıyor. Biz 3 yudumda içmek suretiyle bu alarmın beyne gitmesi, alarmı kesici volüm reseptörlerinden giden mesajların beyne ulaşması ve o alarmın kesilmesi için bir süre tanımamız gerekiyor ki ihtiyacımızdan fazla bir suyu alıp midemize yük oluşmasına engel olmak için. O nedenle tıbbi olarak da aralıklı olarak yani suyu tek yudumda değil de ara vermek suretiyle içmek. Bunu bize hatta rahmetli oldu şimdi Süleyman Yalçın hocamız 3. sınıftaydı yanlış hatırlamıyorsam tıp fakültesinde o dersinde anlatmıştı. Hatta sünnet-i seniye demedi de bizim toplumumuzda suyun 3 yudumda içilmesinin nedeni de bundandır demişti. İşte bunun gibi bu müsaade vermiş olduğum şey gibi adab tabir edilen bir şey
fıtrata en uygun davranışı yaşayan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam olduğu için, çünkü onu, o fıtratı yaratan zat terbiye ettiği için, onun adab tabir ettiğimiz davranışlarımızda bile hikmet açısından son derece büyük güzellikler, manevi feyizler ve nurlar söz konusu. Hem maddi hem manevi fayda o sünnet-i seniyeye ittiba etmekte kendisini gösteriyor. Demek ki o adaba muhalefete bid'a denilmez, fakat o adaba ittibaden adatını ibadete çevirir. O adattan mühim bir feyiz alır. En küçük bir adabın müraatı, en küçük bir adaba müraat etmek, uymak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tahattür ettiriyor, kalbe bir nur veriyor. Yani bir anda aklımıza Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam geliyor ve kalbe, hatırımıza onun gelmesiyle kalbe bir nur veriyor. Sünnet-i Seniyye'nin içinde en mühimi İslamiyet alametleri olan ve şeaire de taalluk eden sünnetlerdir. Demek ki sünnetlerin, Sünnet-i Seniyye'nin içerisindeki en mühimi İslamiyet'in adeta sembolleri olan ve şeaire de taalluk eden sünnetlerdir. Şeair, yani bir anlamda dinin sembolü olan, onu gördüğümüzde dini bize hatırlatan hususlar, Sünnet-i Seniyye içerisindeki şair kısmından olan sünnetler, adeta hukuku umumiye nebiinden cemiyete ait bir hukukudur. Yani bireysel bir hukuk değil, artık toplumsal bir hukuk ve cemiyete ait, topluma ait bir kulluk, bir ubudiyet hükmüne geçmekte. Mesela ezan şeair kısmındandır. Dolayısıyla bir toplumda ezanın duyuluyor olması, o toplumun bir İslam toplumu olduğunu bütün aleme ilan etmek gibi bir hususiyette bulunduğu için şahsi sünnetlerimizden, şahsi ibadetlerimizden çok daha önemli bir özelliği bulunmakta. Çünkü bireysel hukuka değil, cemiyetin hukukuna, cemiyetin ubudiyetine ait yönü söz konusu. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Şeair kısmında böyle bir özellik var. Bu nevi şeaire riya giremez ve ilan edilir. Ve şairden olan bu sünnetlerde zaten ilan edilmesi gerekir. Burada tevazu, aman gizlemek lazım, hususi bir ibadet vesaire bir şey söz konusu olamaz. Çünkü topluma bakan bir meseledir. Nafile nevinden de olsa, burası çok önemli, şahsi farzlardan daha emniyetlidir. Yani şaire bakıyorsa bir mesele, şairle ilgili bir hususa, nafile nevinden de olsa kendisi, farz olmasa, nafile nevinden de olsa umumu ve toplumu ilgilendirdiği için bir kişinin şahsi farzlarından daha emniyetli bir özellik taşıyor. Evet, yedinci nükte, sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. Ette beni Rabbi fe ahsene teddibi. Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Demek ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı terbiye eden, onu ahlaklandıran, ona edebi ve edebin en güzel suretini ihsan eden Cenab-ı Hak, Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Yani onu en güzel şekilde terbiye etmiş. Evet, Siyer-i Nebevi'ye dikkat eden ve Sünnet-i Seniyye'yi bilen, katiyen anlar ki edebin envağı, edebin envağını Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Cenab-ı Hak edebin envağını Habibinde, sevgilisi olan o zatta toplamıştır. Onun sünnet-i seniyesini terk eden edebi terk eder. Demek ki bir insan davranışıyla ilgili bütün edepli davranışlar, en güzel davranışlar, en güzel Esma-i Hüsna'ya
makes olma, ayna olma davranışları, yani bir insanın fıtraten kemalde olan, mükemmel olan, o insandan yaratılışı itibariyle beklenen en güzel davranış şekilleri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da cem edilmiş. O nedenledir ki sünnet-i seniye bu kadar önemli. O nedenledir ki biz sünnet-i seniyeyi taklit etmek suretiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'daki güzellikleri kendi hayatımıza, kendi davranışlarımıza, kendi sözlerimize aksettirmek istiyoruz. Bir edep mahrum bahşet ez lütfü Rabbi. Yani edepsiz kişi Allah'ın lütfundan mahrum kalır kaidesine masadak olur, masadak olur, hasaretli bir edepsizliğe düşer. O edepten sünnet-i seniyeyi terk eden kişi. Evet, her şeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen Allâmül Guyûb'a karşı edep nasıl olur? Yani Cenab-ı Hak bizim her halimizi, her davranışımızı biliyor, yaratıyor. Ondan herhangi bir şey şekilde gizlenmemiz söz konusu değil. Böyle bir zata karşı nasıl edep olur? Sebebi hacalet olan haletler ondan gizlenemez. Yani utanma nedeni olan edebe mukayyer gibi gözüken davranışlar, hususi davranışlar, insanın mahrem davranışları gibi bütün davranışlar madem ki ondan gizlenemez nasıl olacak? Edebin bir nevi tesettürdür. Yani edebin bir nevi tesettürdür, gizlenmektir, örtülmektir. Mucib bir istikrah halatı setretmektir. Yani tiksinmeye neden olan, başkaları tarafından tiksinmeye neden olan halatı, davranışları setretmektir, gizlemektir. Allâmül Guyûb'a karşı tesettür olamaz. Yani her şeyi bilen zata karşı nasıl tesettür olabilir? El cevap, dolayısıyla nasıl edep olur? El cevap, evvela Sani-i Zülcelal nasıl ki kemal-i ehemmiyetle sanatını güzel göstermek istiyor ve müstekreh şeyleri perdeler altına alıyor ve nimetlerine tiksinmeye neden olan çirkin şeyleri perdeler altına alıyor ve nimetlerine o nimetleri süslendirmek cihetiyle nazar dikkati celbediyor. Evet, yarattığı her şeyi süslü bir surette yaratıyor. Yarattığı her şeyi renklerle, biçimlerle, desenlerle, geometriyle, harikulade güzellikler, nakışlar, sanat sürmek suretiyle nazar dikkati celbediyor. Neyi yaratırsa yaratsın, işte çiçekleri yaratıyor böyle, bitkileri, ağaçları, insanı, böcekleri, hatta yıldızları, hatta taşları, neyi yaratırsa, nereye bakarsanız bakın, böyle bir estetik, böyle bir sanat, her tarafta kendisini gösteriyor. Demek ki bu Cenab-ı Hakk'ın adeta adetullah gibi, adeta onun ahlakı gibi her şeyi güzel bir surette yaratması. Çünkü esması bunu gerektiriyor. Öyle de mahlukatını ve ibadını sair zihuşurlara güzel göstermek istiyor. Madem ki her şeyi, bütün nimetleri güzel bir surette yaratıp, süslü bir surette yaratıyor, çirkin şeyleri, tiksinilecek şeyleri perdeler altına saklıyor ve nazar dikkati o güzellikleri çekiyorsa, öyle de mahlukatını ve ibadını sair zihuşurlara güzel göstermek istiyor. Çirkin vaziyetlerde görülmeleri, cemil ve müzeyyin ve latif ve hakim gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilafı edep oluyor. Yani bu esmaya uymuyor. Bu esmanın gereklerine uymadığı için adeta hilafı edep oluyor. İşte sünnet-i seniyedeki edep, o Sani-i Zülcelal'in esmalarının hudutları içinde bir mahz-ı edep vaziyetini takınmaktır. Burası çok önemli. İşte sünnet-i seniyedeki edep, o Sani-i Zülcelal'in esmalarının hudutları içinde bir mahz-ı edep vaziyetini takınmaktır. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışları, başka yerlerde de ifade ediyor, her sünnetin altında birçok Esma-i Hüsna'nın intişarını görüyoruz. Tecellisini görüyoruz. Herhangi bir söz söylemiyor. Herhangi bir davranışta bulunmuyor. Oturması, kalkması, davranması,
her halinde, her sözünde, her davranışında Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sına ayna oluyor. Hem de en mükemmel bir şekilde ayna oluyor. Yani birisiyle bir konuşurken o konuşmanın adabı öyle bir surette kendisini gösteriyor ki o konuşmanın içerisinde işte yukarıda ifade edilen Cenab-ı Hakk'ın bütün güzel isimleri, bütün Esma-i Hüsna'sı tecelli ediyor. Yani Cemil, Müzeyyin, Latif ve Hakim gibi isimleri onun davranışlarında da kendisini gösteriyor, tecelli ediyor. Nasıl ki Cemil ismi bir çiçeğe tecelli ettiğinde onu rengarenk güzelliklerle, estetikle, biçimle, şekille süslüyorsa, Latif ismi hakeza, diğer isimler, cemali bütün isimler o çiçeği güzelleştiriyorsa, herhangi bir meyveye tecelli ettiğinde onu hem güzel, hem çekici, hem lezzetli kılıyorsa, kainatın neresine tecelli ederse etsin, bir taşta bile o taşı güzelleştiren bir tarz varsa, işte o esma hayat aynasında, şahsiyet aynasında, davranış aynasında, söz aynasında, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da kendisini gösteriyor. Şu kainattaki çiçekler ne kadar Cenab-ı Hakk'ın esmasını gösteriyorsa, belki daha perdesiz bir surette, daha şaşalı bir surette Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam her sözünde, her davranışında, her ilişkisinde, her münasebetinde, her halinde ve halatında o Esma-i Hüsna'yı en mükemmel bir surette tecelli ettiriyor. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Esma'ya aynadarlık noktasında tarifi yapılırken, ifadelendirilirken bütün isimlere azam mertebede mazhariyetinden bahsedilir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün Esma-i Hüsna'sı, Esma-i Hüsna'sına Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam azam mertebede bir surette mazhar olmuştur. Yani bütün isimler, bütün Esma-i Hüsna Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi azamıdır. Öyle bir surette ona aynı olmuş. Öyle bir surette muhatap olmuş. Tabii böyle bir surette mazhar olunca öyle bir zatın sözü nasıl olur, davranışı nasıl olur, ilişkileri nasıl olur onu artık anlamamız gerekir. Tabii bizim anlamamız çok perdeler arkasından, çok mesafeler arkasından olduğu için onu tam hissetmemiz sadece kitaplar arkasında bir teorik bir şekilde bir anlama çabası. Halbuki onun hemen yanı başında olan sahabeler, onun o mazhariyeti, o Esma-i Hüsna'ya nasıl mazhar olduğunu gören o hemen etrafındaki insanlar ona pervane olmuşlar. Tabir yerindeyse ona aşık olmuşlar. Ona hayatlarını vermişler. Anam babam her şeyim sana feda olsun ya Resulallah demişler. Bunu laf olsun, söz olsun diye de söylememişler. Bunu can haraşane söylemişler. En kalbi duygularla söylemişler ve hayatlarıyla, en kalbi duygularla söylediklerini de yaşayışlarıyla ve davranışlarıyla göstermişler. Tabii yakında olmanın o mazhariyete, öyle bir zata yakından muhatap olmanın haleti başka olduğu için biz çok uzaklardan, çok mesafelerden baktığımız için bu hakikati, bu hakikatin ne kadar şumullü bir güzellik olduğunu, ne kadar hayran bırakıcı ve kendisine adeta aşık edici bir güzellikle bezenmek olduğunu göremiyoruz, fark edemiyoruz. Çoğu zaman bizim için sadece işte Siyer-i Sinye kitaplarındaki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışları olarak kalmakta, belki teorik olarak, belki kısmen zorlamak suretiyle anlamaya çalışıyoruz. Ama en azından burada anlatmaya çalıştığımız hususlarla, Risale-i Nur'un anlatmaya çalıştığı hususlarla bakarsak, o teorik olarak da olsa, onu yakinen hissedemesek bile, nasıl bir mazhariyet olduğunu hissetmemiz ve tefekkür etmemiz gerekir. Ta ki herhangi bir davranışla muhatap olmadığımızı, herhangi bir insanla, herhangi bir insanın sözüyle, herhangi bir insanın davranışıyla, herhangi bir insanın muamelesiyle değil, Cenab-ı Hakk'ın ahlaklandırdığı, Cenab-ı Hakk'ın edeplendirdiği, Cenab-ı Hakk'ın terbiye ettiği, Cenab-ı Hakk'ın bir insanın olabilecek en mükemmel haliyle
tasvir edip ahlaklandırdığı ve edeplendirdiği bir zattan bahsediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerine azam mertebede bir mazhariyetle Cenab-ı Hakk'a yönelmiş ve onu bütün sözlerine ve davranışlarına aksettirmiş, adeta ahlakıyla Kur'an kesilmiş bir zattan bahsediyoruz. Ve onun davranışlarına, onun sünnetin seniyesine ittibadan bahsediyoruz kıymetli dinleyiciler. Evet, işte sünnet-i seniyedeki edep, o sani Zülcelal'in esmalarının hudutları içinde bir mahz-ı edep vaziyetini takılmaktır. Yani zerre kadar, zerre kadar o hudutları, o Esma-i Hüsna'nın hudutlarının dışına taşmak diye bir şey yok. Zerre kadar emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin dışına zerre kadar taşmak yok. Yani bir çiçeğin kıvrımları, bir çiçeğin o Cenab-ı Hakk'ın fıtrat kalemiyle işlemiş olduğu, nakış nakış işlemiş olduğu güzellikler neyse, Peygamberimizin, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın her bir davranışında o çiçek gibi Cenab-ı Hakk'ın kudret kalemiyle işlenmiş, edeplenmiş, şekil bulmuş, tasvir bulmuş bir halinden bahsediyoruz. Evet. İkincisi, saniyen, yani Cenab-ı Hakk'a karşı edep nasıl olabilir? Birincisi, Peygamberimizin, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi süslü ve sanatlı yarattığını ve müstekrah şeyleri perdeler altına aldığını ve bütün nimetlerini süslendirmek suretiyle nazar dikkatini celbettiğini ifade ettiğimiz kısım. İkincisi, saniyen, nasıl ki bir tabip doktorluk noktasında bir namahremin en namahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Hilaf ve edep denilmez. Demek ki edebin de her davranış salt bir surette edep ya da edepsizlik diye tarif edilemez. Yeri, mekanı, davranışı son derece önemlidir. Demek ki bir tabip, tabiplik noktasında, biraz sonra söyleyecek, herhangi bir erkek olarak değil, hoca olarak değil, bir işte vaiz olarak değil, tabiplik noktasında bir namahremin en namahrem uzuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Hilaf-ı edep denilmez, bu edebe muhalif bir davranıştır denilmez. Belki edebi tıp öyle iktiza ediyor, eder denilir. Fakat o tabip rüculiyet ünvanıyla, yani bir erkek olarak yahut vaiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o namahremlere bakamaz. Ona gösterilmesine edep ve etba vermez. Demek ki aynı kişi fakat farklı makamlarda davranış tamamen değişiyor. Birinde edep olan, aynı edep olan bir hal başka bir makamda hilaf ve edep bir vaziyete girebiliyor. Ve o cihette ona göstermek hayasızlıktır. Yani bir erkek, bir vaiz, bir hoca sıfatıyla ona namahremin kendisini göstermesi hayasızlıktır. Ama aynı kişiye tabip ünvanıyla gösterebiliyordu. Öyle de Sani Zülcelal'in çok esması var. Her bir ismin ayrı bir cilvesi var. Mesela Gaffar ismi günahların vücudunu ve Settar ismi kusuratın bulunmasına iktiza ettikleri gibi. Çünkü bu isimler de tecelli etmek isterler. Yani yeryüzünde hiç bir insan günahsız bir surette yaratılmış, hatasız ve kusursuz bir surette yaratılmış olsaydı, o zaman Gaffar isminin tecellisi ve açığa çıkması söz konusu olmayacaktı. Yahut Settar isminin kendisini göstermesi söz konusu olmayacaktı. Settar isminin kendisini gösterebilmesi için kusurlara ihtiyaç var. Gaffar isminin kendisini gösterebilmesi için günahlara ihtiyaç var. Ancak onlar olduğu takdirde Gaffar isminin tecellisini ise aynen açlık olmazsa Rezzak ismi anlaşılamayacağı gibi. Demek ki Settar ismi suratın bulunmasına iktiza ettikleri gibi Cemil ismi de çirkinliği görmek istemez. Aynen bunun gibi de Cemil ismi de çirkinliği görmek istemez. Latif, Kerim, Hakim, Rahim gibi Esma-i Cemaliye ve Kemaliye mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza ederler. Ve o Esma-i Cemaliye ve Kemaliye ise melaike ve ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsn edepleriyle göstermek isterler.
İşte sünnet-i seniyedeki adab bu ulvi adabın işaretidir ve düsturlarıdır ve numuneleridir. Demek ki başta 7. nüktede ifade ettiği gibi sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Bazen işte peygamberimizin fıtri bir beşer olarak davranışlarını nazar dikkate celbedip onu sanki tenkit eder gibi bir hale girer, art netli insanlardan bahsediyorum. Kalbinde iman olan bir insan böyle bir davranışın içerisinde söz konusu olmaz. Demek ki o türdeki yaklaşımlara karşı bu açıdan bakılması gerekir ki her bir davranışın bir makamı vardır. O makama göre değerlendirilmesi gerekir. Her makamın iktiza ettiği edebin hükmü değişir. Evet, 8. nükteye geldik. 8. nükteden sonra da herhalde süremizi doldurmuş olduğumuz diye düşünüyorum. 8. nükte. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. فَاِنْ تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ'dan evvelki olan لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اِلَى اَحِرْ ayeti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı kemal şefkat ve nihayet re'fetini gösterdikten sonra ve intevellev ayetiyle der ki bu ayetlerin mealini verelim. Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Bu 11. Levan'ın başında da bu ayet zikredilmişti. Bir anlamda da bu ayetin tefsiri mahiyetinde bu ayet ve başka ayetlerin tefsiri mahiyetinde olan bir özelliği de var şeyin 11. Levan'ın. Tabii burada biraz sonra zikredelim. Bu ayetin özellikle alınmasının hikmeti nedir diye senden yüz çevirecek olurlarsa de ki yaklaşımında bu 11. Leman'ın başında fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse yüz şehidin eşine sevabını kazanabilir hadisiyle başlamıştık hatırlarsınız. Demek ki fesad-ı ümmet zamanı sünnet-i seniyeye yüz çevrildiği bir dönemi ifade ediyor. Ki böyle bir dönem olduğu için sünnet-i seniyeye ittiva edildiği takdirde yüz şehidin ecri kazanılabiliyor. Demek ki o döneme dönük olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a da yani fesad-ı ümmet zamanı geldiğinde insanlar senin sünnetinden yüz çevirdiklerinde diye anlamamız ve bu özellikle 11. Lema'ya, sünnet-i seniye bahsine bu ayetin girmesinin hikmetini ben bu şekilde anlıyorum. Fesad-ı ümmet zamanı ve o dönemdeki sünnet-i seniye itibarının ne kadar önemli olduğu anlatıldığı için öyle bir durumla karşılaşırsak bu sadece Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam açısından değil. İşte az önce ben size Süleyman Yalçın Hocam'ın bir su içme sünnetiyle alakalı dersi anlatmış olduğu bilimsel bir veriyi anlattım. Fakat o insan kendisi oldukça müsbet ve dindar bir insan olmasına rağmen herhalde o toplumsal baskıyla olsa gerek ki derste o 500 kişinin önünde bu toplumda bu nedenledir ki bizim toplumumuzda 3 yudumda içilir dedi bir anlamda. Sünnet-i seniye olduğuna vurgu yapmaktan belki de çekildi. Belki de öyle bir dönem olduğu için böyle bir toplumsal baskıya hepimiz yeri geldiğinde maruz kalabiliyoruz. Yani öyle durumlar oluyor ki insanların yüz çevirdikleri bizim onu ifade etmeye bile zorlandığımız durumlar olabiliyor. Artık biraz o toplumsal baskı gerilerde kaldı. Artık daha rahat dindar olan insanlar kimliklerini ortaya koyabiliyorlar Allah'a şükür ama bizim gençlik yıllarımızda, çocukluk dönemlerimizde bu belirli mekanlarda, belirli ortamlarda çok daha zor bir durumdu. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeye de böyle bir perspektiften bakmak gerekir diye düşünüyorum. Buraya konmasının hikmet olarak. Demek ki فَاِنْ تَوَلَّوْا ayetiyle der ki ey insanlar, ey Müslümanlar böyle hadsiz bir şefkatiyle sizi irşad eden ve sizin menfaatiniz için bütün kuvvetini sarf eden ve manevi yaralarınız için kemal-i şefkatle getirdiği ahkam
ve sünnet-i seniyesiyle tedavi edip merhem vuran, şefkatperver bir zatın bedihi, apaçık şefkatini inkar etmek ve gözle görünen re'fetini itham etmek, gözle görünen şefkatini itham etmek derecesinde onun sünnetinden ve tebliğ ettiği ahkamdan yüzlerinizi çevirmek ne kadar vicdansızlık, ne kadar akılsızlık olduğunu biliniz. Ve ey şefkatli Resul ve ey re'fetli Nebi, eğer senin bu azim şefkatini ve büyük re'fetini tanımayıp akılsızlıklarından sana arka verip dinlemeseler, merak etme. Semavat ve arzın askerleri tahtı emrinde olan arş-ı azim-i muhitin tahtında saltanat-ı rububiyeti hükmeden zat-ı zülcelal sana kafidir. Hakiki muti taifeleri senin etrafına toplattırır. Seni onlara dinlettirir. Senin ahkamını onlara kabul ettirir. Yani onun kaybedeceği hiçbir şey yok. Biz dinlemezsek öyle bir Rabb-i Muti ki bizi gönderir yerine, onu dinleyecek salih insanlar getirir. Kaybeden biz oluruz. Dolayısıyla dinlememek de kaybeden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam değil. Kaybeden onun dini değil. İttiba sünnet-i seniyye ittiba etmemek de kaybeden şeriat değil. Kaybeden Allah korusun, Allah muhafaza etsin, onu dinlemeyen, o güzellikleri arkasına çeviren, o güzel sözlere kulaklarını tıkayan ve o kemalde olan şeriat-ı garrada noksanlıklar ve kusurlar bulmaya çalışan yahut noksanlıklar ve kusurlar gören gözlerde, akıllarda, kalplerde. Evet, şeriat-ı Muhammediye ve sünnet-i Ahmediye'de hiçbir mesele yoktur ki müteaddit hikmetleri bulunmasın. Bu fakir, bütün kusur ve aczinle beraber bunu iddia ediyorum. Ve bu davanın ispatına da hazırım. Hem şimdiye kadar yazılan 70-80 Risale-i Nuriye, Sünnet-i Ahmediye'nin ve Şeriat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam meseleleri ne kadar hikmetli ve hakikatli olduğuna 70-80 şahidi sadık hükmüne geçmiştir. Eğer bu mevzuya dair iktidar olsa, yazılsa 70 değil, belki 7000 Risale o hikmetleri bitiremeyecekler. Hem ben şahsımda 1000 müşahede ve zevken, belki 1000 tecrübatım var ki, mesail-i şeriatla, sünnet-i seniyye düsturları, emraz-ı ruhiyede, ruhi hastalıklarda ve akliyede, akli hastalıklarda, burada akli hastalıklar derken ilaki akıl hastalığı anlamında değil, aklın yol bulaması, aklın vesveseler içerisinde kalması gibi ve kalbiyede ve kalbin emrazlarında, hususan emraz-ı içtimaiyede, özellikle toplumsal hastalıklarda, toplumsal problemlerde gayet nafi, gayet şifalı birer devadır bildiğimi ve onların yerini başka felsefi ve hikmetli meseleler tutamadığını bin müşahede kendim hissettiğimi ve başkalarına da bir derece risalelerde ihsas ettiğimi ilan ediyorum. Bu davamda tereddüt edenler Risale-i Nur eczalarına müracaat edip baksınlar. Çünkü öyle bir dava ki, öyle bir hakikat ki vahye dayanıyor. Vahye dayanan, vahyi tarif ederken Bediüzzaman Hazretleri evhamın şübehatından hali diye tarif eder. Yani her türlü vehmin şüphelerinden hali bir surette. Çünkü vahiy artık her yönüyle hak olan bir kelamdan bahsediyoruz, bir hükümden bahsediyoruz. Böyle bir durum olunca her yönüyle içerisine şüpheler girişen hangi felsefenin ki, her felsefe bir aklın ürünüdür. Dolayısıyla bu akıl bunu söyler, diğer akıl başka bir şey söyler. Nitekim binlerce felsefeci hiçbirisi bir hakikatta ittifak edememişler. Çünkü her birisi
kendi cephelerinden, kendi bakış açılarından, kendi bulundukları noktalardan belki hakikatin küçük bir noktasına temas edebilmişler. Ama onun dışında birçok yanlışlıklar içerisinde bocalayıp durmuşlar. Halbuki gerek vahiy olsun, gerek nefsinden konuşmayıp vahye istinat etmiş olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın her bir sözü ve her bir davranışı hem insanın şahsi problemleri noktasından, kalbi, akli, ruhi problemleri, hem içtimai problemler noktasından son derece tedavi edici, nafi birer deva olduğu çok açık bir şekilde ve Bediüzzaman Hazretleri bunu kendi hayatında itirak ettiği ve müşahede ettiği gibi hepimiz şöyle kendi hayatımızda da bir tefekkürde bulunacak olsak, kendi yanlışlarımız, doğrularımız, nerede hatalar yaptık, nerede yanlışlar yaptık, geçmişe dönüp şöyle bir bakacak olsak, nerelerde ne zaman sünnet-i seniyeden ve ahkam-ı ilahiyeden uzaklaştıysak, orada ayaklarımızın sürçtüğünü, nerede ona yaklaştıysak yahut o noktada olduysak, hayatımızın o noktalarda nurlarla ve güzelliklerle dolduğunu hayatımız boyunca müşahede ederiz. Herkes müşahede eder sanırım. İşte böyle bir zatın sünnet-i seniyesine elden geldiği kadar ittibaya çalışmak, ne kadar karlı ve hayat-ı ebedi için ne kadar saadetli ve hayat-ı dünyevi için ne kadar menfaatli olduğu kıyas ederiz. Demek ki hem dünya hem ahiret hayatı noktasından bizim en önemli rehberimiz, bizim en önemli ittiba etmemiz, taklit etmemiz gereken nokta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğu çok açık bir surette kendisini gösteriyor kıymetli dinleyenler. Evet, süremizi doldurduk. Dilerseniz 9. noktaya geldik. Bu noktada biz bu akşamki programımızı bitirelim. Söylediğim gibi 3.'yü yapar mıyız ya da yapmayıp devamını sizlerin tefekkürüne, sizlerin okumasına bırakır mıyız? Artık onu önümüzdeki günlerde karar verelim. Bakalım kıymetli dinleyenler. Evet, inşallah hepimiz sünnet-i seniyeden istifadesi bol olan dünyasını, ahiretini, aklını, kalbini, ruhunu, vicdanını o sünnetin nuruyla nurlandıran ve o sünnete uygun bir hayat yaşayan ve dolayısıyla o Habibullah olan zatın zillinde, onun sevgisinin, onun yolunun zillinde muhabbetullah makamına mazhar olan kullardan olmayı niyaz ederim hepimiz adına. Bu akşam da süremizi doldurduk. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.